Videogram YouTube kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Final Cut Pro derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde videolarınızın kalitesini doğrudan etkileyen bir konuyu anlatacağım size. O da Optical Flow. Optical Flow nedir? Ne zaman kullanılır? Daha doğrusu hangi durumlarda kullanmamız gerekiyor? Ve neden kullanmamız gerekiyor? Bunu açıklamaya çalışacağım. Derse geçmeden önce sizden ricam her zaman olduğu gibi lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve Optical Flow ile ilgili konuya geçiyorum. Konu çok uzun değil merak etmeyin basit bir konu. Ama dediğim gibi önemli ve videoların kalitesini doğrudan etkileyen bir konu. Şimdi geçelim konumuza. Durduruyorum videoyu. Şimdi arkadaşlar Optical Flow öncelikle nerede olur çoğunuz belki denk bile gelmemişsinizdir. İhtiyaç duymamışsınızdır. Ya da aslında ihtiyaç duymuşsunuzdur ama o sorunun bu şekilde çözüldüğünü bilmiyorsunuzdur. Şimdi Optical Flow videoyu oynatırken burada şimdi siz tabi şöyle görüyorsunuz aslında. Bu şekilde görüyorsunuz. Hatta şu renkleri ortadan kaldırayım. Şunu da ortadan kaldırayım. Daha rahat görün. Şimdi Optical Flow arkadaşlar bakın burada hızları ayarladığımız menünün içinde video kualitinin altında yer alan bir seçenek ve şu anda kapalı. Şimdi Optical Flow dediğim gibi dersin başında da hangi durumlarda kullanmamız gerekiyor? Videonun hızıyla herhangi bir şekilde oynadığımız ya da videonun hızını ya da yönünü yani akış yönünü değiştirdiğimizde açılan bir özellik. Neden bunu kullanmamız gerekiyor onu anlatayım size. Şimdi videoyu da bu kadar uzun kullanmaya gerek yok. Şuralardan keseceğim. Hatta şuradan keseyim. Şunu siliyorum. Şunu da siliyorum. Sadece bu kadarıyla uğraşacağız videonun. Şimdi arkadaşlar diyelim ki siz videonun bir yerinde bir hızlandırma yaptınız. Nasıl yaptınız? Şuradan Shift B'ye basarak hızlandırma istediğim bölümleri seçiyorum. Şimdi ben bu arayı hızlandırmak ya da yavaşlatmak istiyorum. Yavaşlatayım. Yavaşlatıyorum. Şöyle uzattım. Bakın hem takılıyor. Yani takılmasının sebebi aslında bir renderdan da kaynaklanıyor ama esas takılma ve bozulmanın sebebi şu arkadaşlar. Siz videonun kimyasıyla oynuyorsunuz. Yani aslında normal akan bir videoyu yavaşlatıyorsunuz. Ve arada yani 24 ya da 25 karesi siz onu esnetmeye çalışıyorsunuz. Arada haliyle boşluklar oluyor. Şimdi optical flow'un olayı şu. O arada bu oluşan boşlukları doldurması. Bakın demin kapalı olan optical flow özelliği. Şimdi video kualiteye girdiğimde açıldı. Onu seçiyorum. Şuraya geldiğimde bakın. Şimdi kare kare oynatacağım. Bakın bir kare fullü, bir kare net. Fullü, Net. Flu. Net. Bu aradaki flu olanlar aslında sizin videoyu esneterek sonradan eklediğiniz görüntüler. Tabii o görüntü olmadığı için bu optical flow yardımıyla dijital olarak videodaki o bozuklukları düzeltmiş oluyorsunuz. Bakın devam ettireyim. Net. Flu. Net. Flu. Yani aslında ben sadece bir kare ilerletiyorum. Bir kare bir kare ilerlettiğimde bu çok net gözüküyor. Bakın bu arada şurada Durdurdum şimdi ama şurada görebilirsiniz. Optical Flow analizi devam ediyor. Bu bittiğinde bakın şu anda flu olarak bırakıyorum. Hiç ilerletmeyeceğim. %100 olduğunda farkı sizde göreceksiniz. Gördünüz mü? Bir anda o boşluklar düzeldi. Ve o bozuk karelerin yerine düzgün kareler geldi. Şimdi bir kare bir kare oynattığımda bakın. Bakın. Hepsi Aynı netlikte. Şimdi ben bu videoyu %52'ye kadar yavaşlattım ve Optical Flow bunun üstesinden gelebildi. Ancak çok yavaşlatırsanız yani 25 karelik bir videoyu çok çok yavaşlatmak isterseniz onda aynı sonucu alma şansınız pek yok. Yani tadında bırakmanız gerekiyor. Eğer %50 hatta %40'a kadar bile yavaşlattığınızda Optical Flow gayet işinize yarayacak bir özellik arkadaşlar. Dediğim gibi belki daha önceden denk gelmemişsinizdir. Hız menüsünde video kalitenin içinde optical flow. Tabii bu optical flow yapmanın şöyle bir dezavantajı var. O da nedir? Masa üstüme geliyorum. Bakın. Library'in paket içeriğini göster diyorum. Burada üzerinde çalıştığım projeye giriyorum. Burada analysis files var bakın. Açtım. Optical flow. Görebiliyor musunuz? 6.9 GB'lık yer kaplıyor. Yani bu tarz şeyler Optic Flow e, ya da burada aşağıda stabilizasyon kullanabilirsiniz. Rolling Shutter kullanabilirsiniz. Bunlar her zaman library'nizde çok fazla yer kaplayan şeyler. Mümkünse bunları projenin bitmesine yakın yapın. Yani siz timeline'da diziliminizi yapın. Kurgunuzu yapın. Ağır yani yavaşlatmak istediğiniz yerleri yavaşlatın. Bu optik flow gibi işte rolling shutter ya da stabilizasyon gibi şeyleri videonun en sonunda yani bitmeye yakın yapın. Çünkü bu tarz özellikleri eklediğinizde render aldığınızda da library'nin kapladığı alan çok artıyor. Siz böyle üst üste koya koya yer sorunu yaşamaya başlıyorsunuz. Ama mutlaka ve mutlaka videonun hızıyla oynadığınız yerlerde video de Optical Flow özelliğini açın. Bu çok işinize yarayacaktır ve videolarınızın kötü görünmesine engel olacaktır. Kısa ama faydalı bir ders olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşene kadar kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.